Merhaba, ben Cihan Özhan. Bu dersimizde FFmpeg ile FLV formatlı bir videoyu MP4 formatına çevirmeyi öğreneceğiz. Bunun için ben CMD yani komut ekranımı açtım ve C bilgisayarımızın hard diskinde bu işleme özel kullanacağımız komutları gerçekleştireceğimiz bir klasör oluşturdum. FF test olarak. Bu FF test içerisinde DLL ve diğer tüm FFmpeg dosyaları var, DLL'leri ve preset dosyası da, dosyaları da burada. Bunların haricinde bir de videos klasörüm var. Videos içerisinde de aslında bu işlemin FTP tarafında, bunu genelde web taraflı kullanılır zaten bu video çevirme işlemleri, ancak tabii ki lokalde de bilgisayarınızda da gerekli durumlarda kullanabilirsiniz. Bu durumda gerçek bir klasör mantığında nasıl çalışacağını göstermek için bir videos klasörü açtım. İçerisinde bir convert edilenler, bir de source yani upload edildiğini varsaydığımız kaynak dosyalar olarak tutuluyor. Kaynak dosyalar içerisinde birden fazla farklı format var. 3GP, AVI, FLV, MOV ve MP4. Bunları çoğaltacağız tabii ki daha sonra. Yeni eklemeler yapacağım buna. Biz şimdi FLV dosyamızı MP4 dosyasına çevireceğiz. İlk olarak ben açıyorum GOM Player ile. Bu daha önce geliştirdiğim bir plaka okuma uygulamasının demosu olarak kullandığım bir videoydu. Bunun üzerinde işlem yapıyorduk. Bu video şu an FLV formatında. Ben bunu MP4 formatına çevireceğim. Bunun için öncelikle komut ekranında C dizinine giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi burası C dizininde FF test klasörü. Ancak biz burada users içerisinde Joe klasörü içerisindeyiz. Şimdi FF test klasörü içerisine girdik. Ben burada şimdi direkt FFmpeg kodlarını çalıştırabilirim. Çünkü direkt şu klasörün içerisindeyim. Bu çevirmek istediğim dosya videos içerisinde, source içerisinde, input FLV. Öncelikle ben kodlarımı yazacağım. FFmpeg kodlarımı. FFmpeg -i bu kısmı input FLV olarak geçiyorum. En son tekrar geleceğim. Yolunu belirteceğim. Eksi B 1104K tire AB ve 122K dedik. Şimdi bunu output output MP4 olarak yazıyorum. Bu işlem sırasında FLV olarak giren MP4 olarak çıkacak. Peki bunların yolları nerede? Mesela input. Input'un yolunu verelim. Bu yol belirtme işlemi eğer FFmpeg ile aynı klasörden başlıyorsak, yani biz FF test içerisinde bu komutları gerçekleştiriyoruz ve haliyle bu dosyalarda birazdan vereceğim klasör ismi de bu FF test içerisinde aranacaktır. Yani pet isimleri buna göre aranır. Buna dikkat etmek şartıyla şu şekilde verebiliriz. Videos içerisinde, source içerisinde, input FLV. Şimdi çıkış olarak da bir yol belirtmeliyim. Videos converted. Şimdi bu sorgu sorunsuz çalışması gerekiyor. Biz convert içerisine giriyoruz ve sorgumuzu başlattık. Görüldüğü gibi burada direkt MP4 formatında bir dosya açıldı ve buna yazmaya başladı. Burada üzerine geldiğinizde altta buranın sürekli yükseldiğini görebilirsiniz. En sonunda da 4 MB olarak değişti.
çalıştırıyorum. Evet. Çevirme işlemi sorunsuz gerçekleşti. Tabii ki şuna dikkat etmek gerekiyor. Bütün formatlar arasında bir çevirme işlemi, convert işlemi gerçekleştirecekse mutlaka veri kaybı olacaktır. Çünkü farklı formatlara çevrilir. Ancak tabii ki HD formatta çevirme işlemleri de gerçekleştirilebilir. Bunu da ileriki eğitimlerde paylaşıyor olacağız.